Arkadaşlar, bugün hem babamın merhum hatırasına hem de günün hatırasına ilk defa okuyacağımız bir mektubu size okumak istiyorum. Babam 1949 senesinde Şemseddin Günaltay'a bir mektup yazıyor. 11 sayfa, biraz uzun ama hepsini okumayacağım. Başından ve sonundan. Şemseddin Günaltay başbakan o zaman. 15-12-1949. Bunu Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden bir arkadaşımız yolladı. Allah razı olsun. Benim de haberim yoktu şahsen. Evet, Sayın Başbakan Şemseddin Günaltay, 15-12-1949. Milletin saadeti ile saadetlenmek, dertleri ile dertlenmek iktiza eden vazifenizden bir istirhamım var. Enstitü mezunu bu gencin şekvalarını ve arzularını 5-10 dakika dinlemenizi hakikat namına rica ediyorum. Ben Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nden mezun oldum ve muallim olarak kendi köyümde vazifedeyken Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinden yeni harfle yazılmış Ayetül Kübra Risalesi elime geçti. İlk defa babamın eline geçen Ayetül Kübra Risalesi. O da komşu köyümüzün imamı, İmam Hatibi İbrahim Hoca var merhum. O veriyor. O zaman İnebolu Nur talebelerinin Latin harfleriyle teksir olarak bastıkları Ayetül Kübra. 1946 senesinde. Evet. Ayetül Kübra Risalesi elime geçti. Okudum. O zamana kadar dinin kutsiyetine ait hiçbir malumatım yoktu. Hatta enstitüde türlü türlü vesilelerle İslamiyet'in ve Kur'an'ın aleyhinde propagandalarla kalbimizdeki maneviyat inançlarını silmeye uğraşıyorlardı. Bir defasında öyle demişti. 250'den fazla maddeci felsefeyle, materyalist felsefeyle ilgili kitaplar okuttular demişti babam. Evet. Hatta aleyhinde propagandalarla kalbimizdeki maneviyat inançlarını silmeye uğraşıyorlardı. Hayatın yalnız bu dünyada olduğu, maneviyatın mevcut olmadığı, Kur'an'ın beşer tarafından yazıldığı ve Kur'an'ın ancak o zamanki insanlara bir fayda verdiğini, fakat bu asırda fen ve felsefe ilerlemiş, artık Kur'an'a ihtiyaç olmadığı, daha buna benzer telkin ve konferanslarla maneviyatımızı tamamen söndürmeye çalışıyorlardı. İşte bu şekil din ve iman aleyhinde zehir saçan telkinlere kapılarak İslamiyet'e aykırı bir duruma gelen ve herkese de İslamiyet aleyhinde zehir saçan ve bütün ahvaliyle sözüyle dalalet taraftarı bir bu genç Bediüzzaman'ın işte o Ayetül Kübra Risalesini okuduğum zaman inancımın yanlış olduğunu anladım. O Risale o kadar harika deliller, hem o kadar parlak ve hakikatli temsiller, hem o kadar zahir burhanlar, hem en yüce bir ilim ve çekici bir üslupla bu kainat halıkının varlığını ispat ediyor ki, içimden gelen sonsuz takdir ve hayranlıkla bu eseri alkışladım. Kendimi bu ve buna benzer eserlere çok hem pek çok muhtaç olduğumu anladım. Ve bu Ayetül Kübra şuağının müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin başka eserleri var mı diye aramaya başladım. Elhamdülillah öyle bir ihsana, öyle büyük bir hazineye nail olmuşum ki ilim ve irfan saçan yüksek bir üniversite halinde 130 Risale-i Havi Risale-i Nur kütüphanesine kavuştum. İçimden doğan ve şedid ihtiyaçtan gelen sonsuz bir iştiyakla o nur eserlerini okumaya başladım. Elhamdülillah muhtaç ve müştaklara iman dağıtan, zulmette kalan biçare ve taliplere nurlar saçan o her bir nur risalesini okudukça manevi zehirler eriyor, yerlerini nurlara, manevi ışıklara terk ediyordu. O her bir nur risalesini okumakla bu kainatın tek bir halıkının mevcudiyetine inandım. Çünkü zerrelerden yıldızlara, güneşlere kadar bütün mevcudat nizam ve intizamlı hareketleriyle her şeye kadir bir tek halika işaret ediyorlar. Küçücük sineğin kanadından ve göz bebeğindeki hücrecikten tut, ta tayyare-i cevviye olan hadsiz kuşlara, ta manzume-i şemsiyeye kadar her şeyde
cüz'i ve külli en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat'i bir surette vacibül vücudun mevcudiyetine şehadet eder. Evet. Bu gidiyor tabii. Son kısımdan da müsaadenizle okuyalım. Evet. İşte Risale-i Nur bütün imani hakikatleri şüphe getirmez bir şekilde ispat ettiğinden, bu aradaki kısımda babam hep Risale-i Nur'dan bahisleri serdetmiş. Evet. İmani hakikatleri şüphe getirmez bir şekilde ispat ettiğinden bütün varlığımla bu âli hakikatlara inandım. Ve benim bu dünyaya gönderilmemdeki maksadın ne olduğunu, vazifelerimin nelerden ibaret bulunduğunu öğrendim. Ve bu kısa dünya misafirhanesinde ve bu imtihan meydanında vazifesini yapanlar için daimi bir hayatın, ebedi bir saadetin mevcut olduğunu kat'i anladım ve inandım. Böyle çok yüksek ve ulvi bir müjdeye karşı bütün kalp ve ruhum minnettar oldu. Demek insan ölmüyor. Demek ben ölümle toprak altında kayıp olmuyorum, hiçliğe gitmiyorum. Demek bir vaki alem var, bir daimi saadet var. Demek ezelden ebede kadar uzanan bütün zamanlara ve içinde var olan bütün mevcutlara hakiki sahip olan ve kudretine her şey musahhar ve haşirde bütün insanları ihya etmek, bir sineği yaratmak kadar kudretine kolay gelen, hem nihayetsiz ihsan ve kerem sahibi, hem nihayetsiz kemalatı bulunan, hem beni ve bütün ehli imanı vazifelerimizi yaptığımız takdirde ebedi mesul edebilen bir Allah-u Zülkemal beni imtihan için buraya göndermiş olduğunu bildim ve inandım. Ve Risale-i Nur, Nur'un aziz müellifi, hakiki vefakar, hakiki vatanperver ve bugünkü insanlığın medar-ı iftiharı kahraman üstada bütün varlığımla minnettar kaldım. Onun tedrisinde yürüyen ve Kur'an hizmeti uğrunda koparılmaz, manevi bağlarla ona bağlanan 200 binler arasına ben de katıldım elhamdülillah. Millet ve memleketin ebedi saadetine çalışan ve bu memlekette gittikçe intişar eden, parlayan yüz binler nüsha Risale-i Nur ile bütün kuvvetiyle anarşistliğe ve komünistliğe karşı bir sebbi Kur'ani tesisine çalışan bu hakikat kahramanı, bu fazilet mücahidiyle bu memleket ve bu memleketteki hükümet iftihar etmek ve ona yardım etmek ve onu Kur'an'ın dellalı haysiyetiyle takdir ve tebrik etmek lazım iken, heyhat, bütün hakikatin aksine geçmiş milyarlar ecdatlarımızın ruhlarını hiddete getirecek şekilde milyonlar Türk gençliğini manen boğazlamak nevinde memleket ve milletin selametine aykırı bir surette imana ve Kur'an'a hücum tarzında değil ona yardım ve onu tebrik etmek, bilakis tam 25 senedir en caniyane işkenceler içinde ve emsalsiz zulümlerle onu mahvetmeye çalışmak, oradan oraya nefi ve evet gözetme nezareti altında bütün insani haklardan mahrum etmek, hem onu ve hem ona iman uğrunda bağlanan talebeleriyle beraber 3 defa hapislere atmak, Denizli Mahkemesi 9 ay tetkikinde ve en mahrem risale ve mektupları incelemesinde suç konusu hiçbir emare bulamayıp hem Risale-i Nur'un serbestiyetine hem şakirtlerinin beraatine yüksek Yargıtay'ın tasdikiyle beraber karar verdiği halde bu son 2-3 sene içinde tekrar o zatı ve talebelerini mahkemelere sevk etmek ve onları mahkum etmek, yüksek Yargıtay tekrar Nur şakirtlerinin lehinde bozduğu halde muhakemesini aylarca ve hala devam ettirmek ve mahkemede konuşturmamak, hem şiddetli garazkârâne müfteriyane ithamlarla ve propagandalarla o zatın kıymetini ve haysiyetini kırmaya çalışmak ve bazı zalimlerin eliyle son 3 defası bu Afyon hapsinde olmak üzere tam 14 defa en şiddetli zehirlerle zehirlemek ve ona beşer vücudunun tahammül edemeyeceği sıkıntılar çektirmek ve zehirler arasında ve kışın en şiddetli günlerinde boş ve büyük bir koğuşta tecridi mutlak içinde
hiçbir hizmetçi yanına vermeyerek yanına bir iki dakika ziyarete gelen ve ondan ders almak isteyen mahpusları yanına gitmekten men etmek, elhasıl daha binler çeşit işkencelerle onun hayatını mahvetmeye uğraşmak, hangi kanun var, hangi maslahat, hangi vicdan var, milletin saadetine çalışmak, vatanperverlik bu mudur? Gençliğin temiz ahlakı ve sarsılmaz imanla mücehhez olmasına karşı, bütün hayatını ve her şeyini feda eden böyle bir zata karşı yapılan kanunun, vicdanın müsaade edemeyeceği bu emsalsiz muameleleri elbette Cenab-ı Hak görüyor ve hakikat kayıt ediyor. O zalimler ne kadar hakikat davasındayız diye ilan etseler, ehli hakikati kandıramayacaklar. Çünkü onların fiilleri davalarını tekzip ediyor. Sayın Başbakan, size arz ediyoruz ve sizin milletin saadetiyle saadetlenmek, dertleriyle dertlenmek, iktiza eden vazifenizden istirham ediyoruz. Bu milletin imanına hakiki hizmet eden, az bir yer kaldı. Bu milletin imanına hakiki hizmet eden ve istikbal sabahında Risale-i Nur'la parlayacak ve Risale-i Nur'la milyonların medar-ı iftiharı olacak bu zatı, muhtereme karşı yapılan bu kanunsuz ve keyfi muamelelere artık son verilsin istiyoruz. Yoksa dünyayı aydınlığa gark eden şu emsalsiz ışık güneşin nihayetsiz lüzumuna delalet ettiği ve harika bir sanat onun pek mahir ustasına işaret ettiği misillü, yüz binler ehli iman, bizzat kendi istifadeleriyle onun hakkaniyetine şehadet ettikleri, hem Mekke, Medine, Şam ve Mısır'da en yüksek alimlerin takdirlerine mazhar olan ve şimdi muhtelif memleketlere getirilen ve 20. asrın en büyük mertebeyi ilim ve irfanını kazanan Risale-i Nur da onun pek yüksek ilim ve harika zeka ve pek yüce fazilet ve hakkaniyetine şehadet ve işaret ve delalet eden o aziz zat-ı muhtereme karşı bu kanunsuz keyfi muameleleri yapanlar ve o zulümlere müsaade edenler nesli atinin nefret ve lanetlerine hedef olacaklar ve hakikat mahkemesinde ve istikbal huzurunda mahkum olacaklar. O keyfi ve gayri kanuni muameleleri yapanlar katiyen bilsinler ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur inşallah mağlup olmayacak. Aziz ve mübarek üstadımızın mahkemelerde size ihtar ediyorum. Kur'an'a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlup olmaz. Bu memlekete yazık olur. O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer başımdaki saçlarım aledince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikati Kur'an'a feda olan bu başımı zındıkaya, küfrü mutlaka eğmem ve bu hizmeti imaniye ve Kur'an'a'dan vazgeçmem ve geçemem diye haykırmalarına iktidaen ve itibaen biz de katiyen inanarak diyoruz. O iman ve Kur'an düşmanları, vatan hainleri, bedbahtlar ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, hangi çareye başvururlarsa vursunlar, mucize-i Kur'an'ın parlayan nuru, Risale-i Nur'u söndüremeyecekler. Onun manevi dertlere derman veren, zulümat-ı küfürde boğulan kalplere iman akıtan, ışıklar serpen derslerini men edemeyecekler. Ve yüz bin kalemlerle teksir edilen tiryak ve panzehir hükmündeki davalarını kayıp edemeyecekler. Risale-i Nur, Kur'an'ın manevi bir mucizesi olmak haysiyetiyle daima parlayacak ve onu mahvetmek isteyen ve kendine haince uzanan elleri kıracak. Güneş gibi parlayan tevhid ve iman hakikatlarıyla ahir zamanın zulmet karanlıklarını izale edecek ve ehli dalaletin nuruyla kavuracak. Ve inşallah milyonlar onun nurlar saçan dersleriyle hidayete kavuşacaklar. Bitti, az bir şey var. O zalimler ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, hangi iftiralarla onun haysiyetini ve şerefini kırmaya uğraşırlarsa uğraşsınlar, Risale-i Nur Üniversitesi'nin kurucusu ve 20. asır insanlarını hakka giden ve istikamete yol arayan kafilelerinin önderi ve bu zamandaki mazlum ehli imanın tesellicisi inşallah söndüremeyecekler.
onun aziz şerefini ve Kur'an'ın dellalı itibariyle daima parlayacak haysiyetini inşallah kıramayacaklar ve onun hakikate aykıran lisanını ve kalemini susturamayacaklar. Elbette istikbal ve neslihati onun bugünkü ağır şerait altında emsalsiz sıkıntılar ve zehirlenmek gibi işkenceler içinde en yüksek sabır ve metanet, sadakat ve ciddiyetle imani vazifesinden ve hakikatleri izhar etmesinden çekinmediğini, İslamiyet'in ulviyetini ve Kur'an'ın kutsiyetini ilan ve ispat ederek din ve ahlak tanımayan komünistliğe karşı bir sedd-i Kur'ani tesis ettiğini elbette anlayacaklar. Ve ruhlarının ta derinliklerinden gelen sonsuz bir sevgi ve hürmetle ona minnettar kalacaklar. Ey insanlığın hakiki numunesi, ey bütün hayatını insanlığın ebedi saadeti için feda eden ve bütün varlığıyla Allah ve Peygamber'in emri üzere yürüyen ve kendisine zulmedenlere karşı beddua dahi etmeyen müşfik üstad, ey hazine-i Kur'aniye'den Risale-i Nur cevherlerini alıp manevi yoksullara envar-ı iman lütfeden ve ey kutsi hizmeti için kendisine hücum edenlere, milyonlar kahraman başların feda oldukları bir kutsi hakikata başımız dahi feda olsun diye mukabele eden ve Risale-i Nur'un külli ve geniş hakikatlarıyla manevi karanlıkları izale eden, en yaman hücumlar karşısında zerre kadar titremeyen, aziz kalbindeki sarsılmaz imanına güvenerek geri çekilmeyen ve ey Risale-i Nur hakkaniyetine yüksek kıymetine en parlak şehadetle yüz bin diller ile işaret eden kahraman kurtarıcı, ebede kadar nur içinde kal ve nur içinde yaşa diye dua edecekler. Bu şekva ve istirhamımızla beraber aziz üstadımızın mahkeme-i temize yazdıkları hakikatli şekvalarını hem Afyon Mahkemesi'ne verilen bir müdafayı arz eder, aziz üstadımıza karşı yapılan kanunsuz, keyfi muamelelere son verilmesini hak ve hakikat namına rica ederiz. Safranbolu'nun Çalışlar Köyü'nde Kastamonu Görköy Enstitüsü mezunlarından Mustafa Sungur. Evet. Cenab-ı Hak ruhunu şad etsin inşallah.